Evet gençler, tekrardan selamlar. Yine birlikteyiz. Bugün 7. gündeyiz kampımızın ve 10. videosunu çekiyoruz bu kampta. Gençler, konumuz bölünebilme kuralları. Bir önceki videoda bölme işlemini anlatmıştım. Bölme ile alakalı karşınıza gelebilecek kazanım örneklerini sıralamıştık. Ve hani karşınıza gelebilecek demeyeyim. Açıkçası ÖSYM bu tarz soruları artık tercih etmiyor. Ama ÖSYM bakış kısmında ciddi anlamda ÖSYM'de direkt olarak karşına çıkabilecek sorulardan oluşan bir test çözeceğiz. Ve bu testi de sevgili arkadaşlarım bir sonraki gün, yani yarın ele alacağız. Aklınızda bulunsun, haberiniz olsun. Evet, artık kitabın önünde açıksa, karşına ben varsam, elinde de bir kalem ve bir silgi varsa geçebiliriz derse. Evet, bölünebilme kuralları fazlasıyla, ziyadesiyle çok fazla biçimde. Gördün zaten sen bu kuralları, ki çoğunu da biliyorsun. Yine bunlarla alakalı ben sana hatırlatma niteliğinde bir ders yapacağım. Eğer bölünebilme kurallarının neyin nereden geldiğini merak ediyorsan da bunun için yaklaşık şöyle bir 5-10 gün sonra güzel bir ispat videosu paylaşmayı düşünüyorum. Aklında bulunsun. Evet, bölünebilme kuralları. 2 ile bölünebilme. Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8, yani çift sayı olanlar 2 ile tam bölünür. Tek sayı olanlar 2 ile tam bölünmez. Kalanı 1'dir. 3 ile bölünme kuralı. Sen bir sayının 3 ile bölünüp bölünmediğini merak ediyorsan, ki kaç basamaklı olduğu hiç önemli değil. Rakamlarını topluyorsun. Rakamlarını topladığın takdirde bu sayı 3'ün katıysa, yani elde ettiğin sayı 3'ün katıysa, o sayı da 3'ün katıdır. Değilse rakamlar toplamını 3'e bölüyorsun. Kalan neyse o sayını da 3'e bölümünden kalan odur diyorsun. 4 ile bölünebilme, sayının son 2 basamağına, yani onlar ve birler basamağındaki 2 basamaklı sayıya bakıyorsun. Eğer bu sayı 4'ün katıysa tüm sayı 4'ün katıdır. Eğer bu sayının 4 ile bölümünden kalan kaçsa o sayının da 4 ile bölümünden kalan odur diyoruz. Şimdi geldik 5 ile bölünmeye, ki kolaydır. Birler basamağı 0 veya 5 ise sayımız 5'e tam bölünür. Mesela birler basamağı 3 mü? O zaman 3'ün 5 ile bölümünden kalan 3 olduğu için bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Birler basamağı 7 mi? 7'nin 5 ile bölümünden kalan 2 olduğu için yine o sayının da, sayının tamamının kaç basamaklı olursa olsun, o sayının da 5'e bölümünden kalan 2'dir diyeceğiz. 8 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme kuralına benziyor, ki çıkış noktaları aynı zaten. Biz 4 ile bölünme kuralında sayının son 2 basamağına bakıyorduk. 8 ile bölünmede de son 3 basamağa bakacağız. Ki son 3 basamakta eğer 0, 0, 0 gibi bir sayı varsa, 8'in katıdır biliyorsun 0. Yine 8'in katıdır diyoruz. Eğer son 3 basamağa 8 ile bölümünden kalan neyse, o sayının da 8 ile bölümünden kalan odur diyoruz. Şimdi bir sayının son 3 basamağındaki rakamlar sağdan sola doğru sırasıyla 1, 2 ve 4 ile çarpılıp bulunan değerlerin toplanmasıyla elde edilen sayının 8'e bölümünden kalan da o sayının 8'e bölümünden kalanı verir. Yani şöyle ki, örnek veriyorum, 1923 sayısını kontrol edelim. 8'de bölümünden kalan kaç olduğunu bakacağız. Biz hangisine bakmamız gerekiyordu? 923'e. Şimdi burada yapılan işlem 4 basamaklı bir sayıyı 8'e bölüp kalanını bulabiliriz, ama kural bize diyor ki son 3 basamağını böl. Bu da meşakkatli. İşte burada şu devreye sokabiliriz. Buraya 1, buraya 2, buraya 4 yazarsın. 1 kere 3, 3. 2 kere 2, 4. 4 kere 9, 36 dersin. Bunları toplarsın. 39 artı 4'ten 43 gelir. 43'ü sen eğer 8'e bölersen kalanın 3 olması gerektiğini görürsün. O halde dersin ki 1923'ün de 8'de bölümünden kalan tabii ki 3'müş diyebilirsin. Tamam. Yani bu sevgili gençler ispat yapılırken ortaya çıkan bir şey. Yani 8'de bölünme kuralının ispatını yapacağımı söylemiştim, yani bölünme kurallarının ispatlarını. Orada daha net bir şekilde göreceksin, ama 1, 2, 4 kuralını da lütfen unutma. 10 ile bölünebilme kuralı, sayının son basamağı, yani birler basamağı 0 ise sayımız 10'a tam bölünür. Değilse bölünmez. 11 ile bölünme kuralında da sayı, mesela A, B, C, D, E 5 basamaklı sayısından bahsediyoruz. Artı ile başlıyorsun, artı eksi artı eksi artı diyorsun. Artılıları topluyorsun, A, C, E. B ile D'yi de farklı bir yerde topluyorsun. İkisinin farkına bakıyorsun. Eğer bu fark 11'in katıysa sayımız 11'e tam bölünür. Değilse 11'e tam bölünmez diyoruz. Peki hocam, sadece bu sayıların değil de hani farklı sayılarında bölünme kuralları mevcut mu? Bölünme kuralı değil de diğer bölünme kurallarını uygulayarak yapacağımız bazı işlemler olacak. Mesela 6 ile tam bölünebiliyorsa bir sayı, 6'nın asal çarpanları, yani asal çarpan demeyeyim de aralarında asal olan çarpanlarına bakacaksın. Ve tabi bunların da bölünme kuralı olsun bir zahmet. 2 ve 3'e de tam bölünür. 12'ye bölünüyorsa bak, 3 ile 4 aralarında asaldır, çarpımları 12'dir. 3'e ve 4'e de tam bölünür. 15'e bakıyorsun.
3 ve 5 aralarında asaldır ve çarpımları 15'tir. 18 için 2 ve 9'a bakacaksın. 24 için 3 ve 8'e. 30 için 3 ve 10'a bölünme kuralı olsun diyoruz. Normal şartlar altında biliyorsun 5 ve 6 da aralarında asaldır. Çarpımları 30'dur ama 5 ve 6'ya bakmıyorum. 6'nın bölünme kuralı yok. Tekrar buraya dönmek istemeyiz. Bundan kaynaklı diyorum ki hem aralarında asal olsun hem de bölünme kuralları mevcut olsun. 33 mesela 3 ve 11'e bakıyorsun. 36 için 4 ve 9'a, 45 için 5 ve 9'a gibi bu sayıları tabii çoğaltabiliriz. Bu sayılar sonsuz tanedir. Sonsuz tane sayı için bu şekilde sonsuz tane şey üretebiliriz. Bir de ekstradan işine yarayabilir diye söylüyorum. Son iki basamak çift 0, 25, 50 veya 75 ise bu sayı 25'e tam bölünür. Çünkü 25'in katlarını düşündüğün zaman 25'er 25'er say dediğim zaman ben sana işte 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Şimdi düşünüyorsun son iki basamağa bak. 25, 50, 75, çift 0, 25, 50, 75, çift 0. Hep bu şekilde gelir. O halde son iki basamak 25, 50, 75 veya çift 0'sa sayımız 25'in katıdır diyeceğiz. İlk örneğimize bakalım. Kazanın bakış 12. Bölmeden devam ediyoruz. O yüzden 12, 1 değil. 5 basamaklı 49, 53A sayısının 2'ye bölümünden kalan x, 5'e bölümünden kalan y ve 10'a bölümünden kalan 7. Şimdi bu soruları çözebilmek için bir trik var mı hocam? Her zaman sayının son basamağını ilgilendiren bölme kurallarından başlamalısın. Mesela burada 10'a bölümünden kalan 7 diyor ya. O halde x, yani şuradaki a kesinlikle 7'dir. Ya başka bir şey değildir. A 7. Şimdi o zaman bizim sayımız ne olmuş oldu? 49, 53, 2. Yani 49.532 olmuş oldu. 537 olmuş oldu, özür dilerim. Şimdi ben bu sayının 2'ye bölümünden kalanı nasıl bulurum? Birler basamağına bakarım, 7. Tek sayıysa 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Yani burada x'imiz 1'miş. 5'e bölümünden kalan 7'ye bakarsın yine. 7'nin 5'te bölümünden kalan 2'dir. O halde y de 2'dir. Ben a'yı da 7 bulmuştum zaten. X kere y, 1 kere 2, 2'dir. Üzerine a eklersem, yani 7'yi eklersem cevabın 9 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kazanın bakış 13'teyiz. 4 basamaklı 7250A sayısının 4'e bölümünden kalan 2'ymiş. Şimdi 4'e bölünme kuralı neydi? Sayının son iki basamağına bakıyorduk. Demek ki buradaki 50 küsür sayımız 4'e bölümünden kalan 2 olacak. O halde bunu sağlayanlar 50. Çünkü 48 tam bölünür. 50 4'e bölümünden kalan 2'dir. Bir tanesini bulduktan sonra 4'er 4'er ekleyerek gidebilirsin. 54 olur, 58 olur. Yani benim burada sağlayan kaç tane sayım varmış? 3 tane. Pekala. Yani buradaki A 0, 4 veya 8 olabilirmiş. Ve 98.760B sayısından bahsediyoruz. Bunun da 5'e bölümünden kalan 3'müş. 5'e bölümünden kalan 3 ise gençler, buradaki B sayısı ya 3'tür ya da 8'dir diyeceksiniz. Yani B'nin alabileceği de gençler 3 veya 8'imiz var. Şimdi A'nın alabileceği değerler hangileriydi? 0, 4 veya 8'di. A artı B toplamı kaç farklı değer olabilir diye sorulmuş. 0 ile 3'ün toplamından 3, 0 ile 8'in toplamından 8, 4 ile 3'ün toplamından 7, 4 ile 8'in toplamından 12, 5 ve 8 ve 3'ün toplamından 11 ve 8 ile 8'in toplamından 16 olabilir. Böylelikle kaç tane farklı değer alabiliyormuş? 6 tane farklı değer alabiliyormuş diyeceğiz gençler ve artık 37. sayfamıza doğru geçiş yapabiliriz. 4 basamaklı 34A5 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğu belirtiliyor. 9 da bölümünden kalan da x'miş. A ile x'in çarpımı kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 3 ile bölümünden kalan 2 ise ben bu sayının basamaklarını toplarım. 3, 4 daha 7, 5 daha 12 ki 12 3'ün katıdır. 12 3'ün katı olduğu için 3 ile bölümünden kalan 2 ise eğer A'nın da 3 ile bölümünden kalan 2 olmalı. Yani 12'yi görmezden gelebilirsin burada 3'ün katını elde ettikten sonra. A burada 3 ile bölümünden kalan 2 ise 2 olabilir. 5 olabilir veyahut 8 olabilir. Tamam, 3'erde fark olacak arada. Şimdi A 2 ise 9'da bölümünden kalan x'tir diyor ya. Sayımız ne olur arkadaşlar? 34, 25 olur. Şimdi 9'da bölümünden kuralı neydi? Rakamlarını topluyorduk. Burada 5 ile 4'ün toplamı zaten 9. Bakmamıza gerek yok. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir. Yani x 5 olabilir kalan. Şimdi A 5 ise bu sayımız bu sefer 3, 4, 5, 5 olacaktı. 9'a bölümünden kalanı bulmak için 5 ile 4'ü topladım, 9, bakmama gerek yok. 5 ile 3'ü topladım, x 8 gelecektir. Ve eğer a 8 olursa 3, 4, 8, 5 gelecek ya. 5 ile 4'ün toplamı 9, bakmaya gerek yok. 8 ile 3'ün toplamı 11, 11'in 9'da bölümünden kalan da tabii ki 2 olacaktır. Yani gençler a kere x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuştu. 2 kere 5'ten 10,
5 kere 8 40, 8 kere 2 16. Her biri birbirinden farklı olduğu için 3 farklı değer vardır denilebilir. Size dikkat etmenizi rica edeceğim şey şu. Ya 3 tane A varsa 3 tane de A kere X vardır diye düşünüp de böyle çözüm yapma. Sonuç olarak mesela burası 2'ye 5 geldi ya, burası 5'e 2 gelmiş olsaydı 2 kere 5 de 10'dur, 5 kere 2 de 10'dur. Benden kaç farklı değer vardır diye soruyor. O zaman cevap 2 olurdu mesela. Dolayısıyla sakın ha sakın X'leri bulmadan gidip 3 tane A değeri varsa 3 tane vardır deme. Bu soru için geldi ama farklı sorular için gelmeyebilir tabii ki cevap. 15. kazanın bakıştayız. X sayısı bu, Y sayısı bu. 5X artı 4Y toplamının 9'da bölümünden kalan soruluyor bana. Şimdi ben 5X artı 4Y'nin 9'da bölümünden kalanı elde edebilmek için X'in 9'da bölümünden kalanı ve Y'nin 9'da bölümünden kalanı bulurum. Sayılar üzerinden işlem yapmak yerine kalanlar üzerinden işlem yaparım. Şimdi X'in 9'da bölümünden kalana bir bakalım. 9 tam bölünür zaten. 5 ile 4'ün toplamı da 9'dur. Bu da 9'a tam bölünür zaten. 3 ile 8'in toplamı 11'dir. 11'in 9'da bölümünden kalan 2'dir. Bak bu kalan. Tamam. X'in 9'da bölümünden kalan. Y'ye bakıyorum şimdi. 6, 1 daha 7, 2 daha 9 yaptı. Bakmama gerek yok. 4 artı 0, 4 gelir. 4'ün 9'da bölümünden kalan da tabii ki 4'tür. O halde Y sayısının 9'da bölümünden kalana 4 dedim. Şimdi kalanlar üzerinden işlem yapacağım dedim ya. X gördüğüm yere artık rahatlıkla 2, Y gördüğüm yere rahatlıkla 4 yazabilirim. 5 kere 2 10 yapar. 4 kere 4 16 yapar. 10'un 9'da bölümünden kalan 1'dir. 16'nın 9'da bölümünden kalan 7'dir. Toplarsam bu toplamın, yani 5x artı 4y toplamının 9'da bölümünden kalan da 8'dir diyebilirim gönül rahatlığıyla. 16. kazanımdayız artık. 3 basamaklı 7 3a. Bu sayının 9'da bölümünden elde edilen kalan 7'ymiş. 3 basamaklı a3b sayısının 9'da bölümünden kalan da a3b sayısının yine 9'da bölümünden kalan da 2'ymiş. Şimdi dikkatli dinle. Şöyle diyeceğim. 7'ye bölümünden kalan, şunun 7'ye bölümünden kalana bakacağız ya. Kalan neydi abi? Pardon, 9'da bölümünden, özür dilerim. 9'da bölümünden kalan neydi? Burada 7'ydi. Şimdi 7, 3 daha 10 yapar. Bu 10'un 9'da bölümünden kalan 1'dir. Demek ki buradaki A 6 olmalıymış ki 6 ile 1'in toplamından 7 gelsin ve 9'da bölümünden kalan 7 olsun. A'nın 6 olduğunu buldum. 6, 3, B'ye dönüştü artık burası. A'yı 6 bulduğumuz için buradan. Pekala. Bu sayının da 9'da bölümünden elde edilen kalan 2 değil miymiş? 6, 3 daha 9 yaptı zaten. 9 tam bölünür 9'a. Demek ki B'nin 2'den başka alabileceği bir değer yok. Şimdi ABB sayısından bahsetmiş. Yani 622 sayısından bahsetmiş. Bunun 9'da bölümünden kalan kaçtır? 6, 2 daha 8, 2 daha 10 yapar. Onun 9'da bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 1'dir diyeceğiz. Ve böylelikle bu sütunu da bitirdik. Devam ediyorum şimdi sağ üst tarafta kazanın bakış 17 ile. 5 basamaklı AB7C2 sayısının, hemen yazdım, AB7C2 sayısının diyor ki 8 ile bölümünden kalan 4'tür. Şimdi 8 ile bölünme kuralı son 3 basamağı ilgilendiriyor. Hatta ben sana güzel bir de kural öğretmiştim. 1, 2 ve 4'ü yaz, çarp. 4 kere 7 28, 2 kere C 2C, 2 kere 1 2, topla bunları, 30 artı 2C. İşte bunun 8 ile bölümünden kalan 4'müş arkadaşlar. Burada belirtilmiş. Peki 4'ü bu tarafa davet edersem 26 6 2C'nin 8'in bir katı olduğunu görebiliriz. Şimdi 26'dan sonra 8'in katı 32 var. 32 varsa ben C'yi 3 seçebilirim tabi. Burada 26'nın üzerine 14 ekleyince de 8'in katı elde ediliyor. Dolayısıyla C'miz 7 de olabilir. Yani C 3 veya 7 olabilirmiş. A kere C artı B'nin en küçük değeri sorulduğuna göre de ben C'yi 3 seçmemde fayda var. Çünkü 7 seçersem sayı gitgide büyüyecek. A çarpı C artı B. C'yi 3 seçtim. Dikkat ettiysen bizim bu sayımızın 8 ile bölünme kuralının A ve B ile alakası yoktu. O halde ben A ve B'yi, bu sayı 5 basamaklı olacak biçimde, en küçük sayılar seçerim. Yani 1 ve 0 seçerim. O halde A çarpı C artı B dedim ya, A'yı 1, C'yi 3 seçtim. B'yi de 0 seçmiştik. Doğru cevabın 3 olması içten bile değildir. Evet, artık 18. örneğimizdeyiz ki son örneğimiz bu konuda. ABC 0'dan farklı birer rakam olmak üzere. ABC sayısı, ABC, CAB sayısı ve BCA sayısından bahsediyoruz. 3 basamaklı doğal sayıları sırasıyla 4, 5 ve 9'da tam bölünebiliyormuş. 4, 5 ve 9'da tam bölünebiliyor. Şimdi buna göre sırasıyla bölünüyor ya, bak bu 4'ün katı,
Bu 5'in katı, bu da 9'un katı diyeceğim. Şimdi bak, 5'te bölünenin son basamağı 0 veya 5'ti ya. Yani B'nin burada alabileceği 0 veya 5 var ama B 0 olamaz. Çünkü yüzler basamağı 0 olan 3 basamaklı bir sayı yoktur. Dolayısıyla B kesinlikle 5'tir. Artık buradaki sayımız A5C'dir. Buradaki sayımız CA5'tir. Ve buradaki sayımız da 5CA'dır derim. Tamam, bu cepte. Şimdi A artı B artı C toplamının alabileceği kaç değer kaç tanedir diye sorulmuştu bana. O halde şöyle düşünelim biz. Burada B'nin 5 olması gerektiğini biliyorum. Şu sayıda 4 ile bölünüyordu değil mi? Şimdi 50 küsürlü sayıları düşünün. Son iki basamağına bakıyoruz 4 ile bölünme kuralı için. 50 küsürlü sayılardan 4'e bölünebilen hangileri var? Şimdi B5 ise C 52 4'e bölündüğü için 2 olabilir. 56 4'e bölündüğü için 6 olabilir. Şimdi bir 4 daha eklediğim zaman 10 oluyor. Dolayısıyla farklı bir C yoktur artık. Peki C'nin 2 olduğu durumda C2 ise şuraya geldim. 502A. C6 ise 560A yapacaktır. Ve 9 da tam bölünebiliyorsa 52 daha 7. O zaman A'nın 2 olması lazım. Yani C2 ise A6. Pardon, C2 ise A2. Ve C6 ise 56 daha 11. 9'un katı olacaksa 7 daha eklersem 18, o zaman A eşittir 7 olabilir. Yani bu durumda BCA BCA bu şekilde üçlüler elde ediyorsam A artı B artı C toplamına bakalım. 5 2 daha 7, 2 daha 9 yapar. 5 6 daha 11, 7 daha 18 yapar. Böylelikle artık ben A artı B artı C toplamının alabileceği 9 ve 18 olmak üzere iki farklı değerin olduğunu söyleyebilirim sevgili gençler. Evet. Böylelikle bölünebilme kuralları videomuzu da bitirdik. Totalde yaklaşık olarak 43-44 dakikalık bir ders oldu bölme bölünebilme. Şimdi sırada ne var? Bölme bölünebilme. ÖSYM bakış testlerimiz var. Ve ÖSYM bakış testinden 14 tane, SML bakış testinden de 4 tane soru olmak üzere 18 tane de birbirinden güzel. Yine ÖSYM tarzında, ÖSYM ayarında beraber soru çözeceğiz sevgili gençler. Eğer hazırsanız artık o videoda görüşelim diyelim. Sizleri çok seviyorum. Umarım kamp güzel geçiyordur. Artık hoşça kalın. Bitirelim videoyu. ÖSYM bakış kısmında görüşelim yarın. Ödevlerini yapmayı lütfen unutmuyorsun. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Sağlıkla kal. Bol bol da matematik çalışmayı ne olursun yalvarırım unutma.